6 çocuklu Hacı Ömer Sabancı ve Sıdıka Sabancı çiftinin ikinci çocuğu olarak 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde dünyaya gelen Sakıp Sabancı'nın çocukluğu Adana'da geçer. Baba Hacı Ömer Sabancı pamuk ticaretiyle uğraşarak ailesini geçindirir. 1944 yılında İsmet İnönü İlkokulu'ndan eğitimini tamamlayan Sakıp Sabancı, Adana Erkek Lisesi'nden 3 yıl boyunca yakasını bırakmayan zatürre hastalığı nedeniyle 1948 yılında ayrılır ve Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başlar. Bankada yazı makinesi, hesap makinesi kullanmayı, tahsil fişi, tediye fişi ve makbuz kesmeyi öğrenir. 1950 yılında veznedar olarak çalışmaya başladığı Bosso'nun fabrikasında 1955 yılına gelindiğinde ticaret müdürü olur ve ikinci el Pontiac marka beyaz spor bir otomobil alır. 1957'de 24 yaşına geldiğinde teyzesinin kızı Türkan Civelek ile Bosso fabrikasının bahçesinde yapılan bir düğün töreniyle evlenir ve aynı sene Bosso Tekstil Fabrikası'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başlar. 1964'te Adana Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Dilek adlı bir kız çocuğu sahibi olur. 1966'da babası Hacı Ömer Sabancı'yı kaybeden ünlü iş adamı aynı yıl Türkiye'deki polyester elyaf ve iplik fabrikası Sasa'yı kurar. Babasının ölümünden bir yıl sonra kardeşleriyle birlikte Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi'ni kurar ve yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenir. 1970 senesinde ikinci çocuğu Metin'in zihinsel engelli olarak dünyaya gelmesi sebebiyle Sabancı, diğer insanlara yardım amacıyla 1976 yılında Erol Sabancı Spastik Çocuklar Tedavi ve Eğitim Merkezi ile 1996 yılında Metin Sabancı Spastik Çocuklar ve Gençler Eğitim, Üretim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni kurar. 1973'te de küçük kızı Sevil dünyaya gelir. O dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak görev yapan Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ısrarı üzerine Sabancı Holding'i 1974'te İstanbul'a taşıyan Sakıp Sabancı, anne Sıdıka Sabancı'nın bütün mal varlığını bağışlaması ve Sabancı kardeşlerin katkılarıyla Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nı kurar. Vakıf bugün Türkiye'nin en büyük aile vakıflarındandır. Amerika'da Houston'da ilk kez 1981'de kalp kapakçı ameliyatı olan Sabancı, Londra'da Türk sermayesi ile yurt dışındaki ilk bankı olan Halk International Bank'ı kurar. Sakıp Sabancı'nın 1967-2004 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı dönemde Sabancı topluluğu çoğunlukla %50-50 ortaklık kurdu. Aralarında Bridgestone, DuPont, Toyota, Philip Morris, Kraft Foods, International Danone, IBM, Carrefour gibi dünya devlerinin bulunduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu dünyaya tanıtır. 1964 yılından itibaren 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yapan Sabancı, 1986 yılında Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığını, 1987-1990 yılları arasında da Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığını yapar. Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi olan Sabancı, 1993 ve 2001'de yılın iş adamı unvanını alır. Ayrıca 1992'de Japon, 1987'de Belçika ve 2001 yılında Fransa hükümetlerinden bu ülkelerle Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici, çeşitli nişan ve taltifler almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı 1997'de ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olur. 1989'da babası Hacı Ömer Sabancı zamanında toplanmaya başlanan resim ve hat koleksiyonlarının sergilenmesi için Sosyal Sovyet Cumhuriyetler Birliği Kültür Bakanlığı'nın daveti üzerine iş adamı tarafından Moskova'da bir sergi açılır. Sonraki yıllarda dünyanın en önemli müzelerinde sergilenmeye başlayan Altın Harfler Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nden Osmanlı Hat Resim Koleksiyonu sergisi 1998'de New York'ta Metropolitan Müzesi'nde sergilenen ilk özel koleksiyon unvanına sahip olur. ABD eski başkanı Jimmy Carter ve eşinin 1985'te Emirgan'daki evlerinde ziyaret ettiği Sakıp ve Türkan Sabancı çifti, 1988'de ABD başkanı Ronald Reagan ve eşini, 1999'da ise ABD başkanı Bill Clinton'ı Beyaz Saray'da ziyaret eder. 1988 yılında temeli atılan Sabancı Center'ı 1993'te açan Sakıp Sabancı, 1996'da kardeşi Özdemir Sabancı'yı iş yerlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybeder. İşte Hayatım isimli ilk kitap yayınlanan başarılı iş adamı, 1999 senesinde 170 milyon dolarlık yatırımla Türk eğitimine yeni bir soluk getirmesi hedeflenen Sabancı Üniversitesi'ni İstanbul'da açar. Son dönemlerde sosyal ve kültürel içerikli çalışmalara yoğun zaman ayıran Sabancı,
Türkiye'nin 52 yerleşim merkezinde 111 kalıcı eğitim, sağlık ve spor ve kültür tesisi meydana getiren Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın başkanlığını yapar. 71 yıllık hayatına birçok başarı sığdıran, renkli ve enerjik kişiliğiyle de tanınan ve halkın sevgisini Sakıp Ağa diyerek gösterdiği Sakıp Sabancı, doğum gününden 3 gün sonra 10 Nisan 2004 tarihinde sabah saat 5.55 civarında tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde şiddetli akciğer iltihabından vefat eder. Türk iş adamı 2004 yılında vefat ettiğinde Amerikan İş Dergisi Forbes'ın milyarderler listesinde 147. sırada yer alıyordu. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Holding'de düzenlenen devlet töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilir. Keskin zekası, ince esprileri ve candan tavırlarıyla halkla özdeşleşen, pozitif enerjisini karşısındakine mutlaka aktaran iş adamı Sakıp Sabancı'nın cenazesini iş, siyaset ve sanat dünyasının temsilcilerinin yanı sıra yaklaşık 100 bin kişi katılır.